Sanırım burada gelinini en çok mağdur eden kayınvalide. İltifat edeceğim zannettin ama Beyhan Sultan geliyor. Gel şekerim, sana bir an iltifat edeceğim zannettin değil mi? Kararsız kaldım. He ya. Afiyet olsun. Fena değil. Ha? Hı hı. Neyi fena değil? Eti pişmiş mi? Eti hafif diri kalmış ama biraz daha pişseymiş. Ekmeği iyi ya. Ondan eti sonra biraz daha pişseymiş daha iyiymiş. Daha da güzel olacakmış. Ama seni tatmin etti. Ve bu hani pide türü biraz daha ince olaydı. Tamam. Güzel pişmiş mi? Hı hı. Evet. Beğendin mi bu tabağı? Bu tabağı beğendim. Hani aman aman da dört dörtlük bir tabak değil. Tamam. Yani. Geçelim mi ikiye? İkiye geçelim. Ya bunun eti çok sert. Et hiç pişmemiş. Çok sert. Füzesi iyi böyle inceliği falan. Tamam. Altının üstünün pişmesi. İyi pidesi. Tamam. Eti çok sert. Eti hiç pişmemiş. Hı hı. Bunu beğenmedim. Beğenmediysen geçiyoruz. Bu tabakta olmuş. Neyinden yakalamaya çalışıyorsun? Şöyle yeşim bir bakıyorum. Mesela hani etinden mi, ekmeğinden mi? Etinden, ekmeğinden. Bir şey yani tutuyor. Yok. Bir şey yok. İşte yok ya, nasıl yemeye evet çalışıyorsun? Ondan sonra lezzeti güzel, lezzetli. Bunun eti de sert ona bakarsın. Yani bunun eti de biraz daha pişseymiş, yani iyi olurmuş. Yani pidesi de iyi, pişmiş hamur, pişmiş. Yani hamurlarında sıkıntı yok. Bu tabağı beğendin mi? Bunu beğendim, bunu da beğendim. Bunun hamuru ince olmuş. Üç tabağın hamuru hemen hemen aynı. Eti de pişmiş ama bunun hamuru ince. Hı hı. Acaba üçü doğru, bu mu yanlış? Bu yanlış, üçü mü doğru? Onu da bilemiyorum. Koskoca aşçısına yol, et nasıl pişer? Et ettir yani değil mi? Yani pide pidedir. Yani doğrusunu aslında sen biliyorsun bence. Hamuru tamam ince yapmış ama hiç kızarmamış. Bunun da pidesini hiç beğenmedim. Bu tabağı da beğenmedim. Peki. O zaman puanlara geçelim. Bu tabağın pidesi pişmemiş. Buna bir vereceğim. Dördüncü tabak 1 puan. Üçüncü tabak 5 puan. Üçüncü tabak 5 puan. Bunların üçü de aynı. Şuna 4 vereyim. Bugün 4 kullanacağım. Birinci tabak 4 puan. Çok puan dağıttım. Buna da 3 vereyim. İkinci tabakta 3 puan. Ne anladım ben bu işten? İyi, gelinimi bulmak zorundayım. Kız mesela buldun. Hani? Ben mi yanlış düşünüyorum ya? Hani ben hani nerede bak, buldun? Bak diyelim ki 5 buldun. Yeşim çıktı. Oh ne güzel. 4 verirsen, 3 verirsen o zaman yeşime 5 tamam vermenin da ne anlamı kalıyor? Ya 1 verirsem ne olacak? O çok kötü bir senaryo. Ya, o çok kötü. İnşallah bunların içinde 1 değildir tabii ki. Yani gerçekten yani. Tamam. İkinci tabağımızı açalım. Hay Allah'ım. İkinci tabağa 3 puan verdin. Haftanın 4. günü puanlar çok önemli. Bugün de çok garip garip puanlar kullanıyor kayınvalidelerim. Bakalım puanlamayı nasıl yansıyacak? Hep beraber göreceğiz. 3 puan alan gelin acaba kim? Ben sizin niye yüksek verdiğinizi anladım şu an. Bir an böyle bing ampul yandı. Neden? Neden sor bir bana? Neden? Neden biliyor musun? Gelinime 1 gitmesi. Heh. Neden biliyor musunuz? Ya ben yüksek verdim demek için. Sırf. Burada şampiyon olmak istiyorsanız risk almanız gerekiyor. 3 puan alan gelin. Aç bakalım kim? Ay. Aç. Aç aç aç. Fulya.
Hayır kurumu ya, vallahi hayır kurumu. Yok ya, Fulya'ya çalışıyor. Ben 3 puan mı yani çalışması? Evet, beğenmeyi, hiç beğenmediği tabağa 3 vermese hayır bence. Eti pişmiş hayır. Dediği tabağa 1 verdi ya. Baştakine ince diye 1 verdi. Beyhan teyzeciğim, neyini beğenmedin tabağımda 3? Eti pişmemişti. Sade o baştakinin hamuru farklı diye ben ona 1 verdim. Abi sanki hamur buradaki ana yemek. Pişmemiş kızım eti. Yani ha? Biriniz pişmemiş diyorsunuz, biriniz yanık Kışının diyor. Kışının yanması yani, piştiği anlamına ben de anlam veremiyorum. Sen. Yani şunlar gibi ete yanmış diyor kimisi. Çok kimisi... sert, çatalı batır. Yani içi mi pişmemiş diyorsunuz? Çok sert, çatal bile batmıyor. Ya dişin kesmiyor, çok sert. Pidemi çok nasıl sert. Buldunuz? Ya çok sert. Pidem de mi? Yok, piden iyi. Yani ben bu tabakta gördüm. Ya ben vallahi... Et lokum değil ama ha. Çok güzel bir et yani. Ya ben gerçekten seni anlamıyorum. Senin buna sevinmen lazım. Senin de buna yani yıkılman lazım. Hiç beğenmedim dediğin tabağa sen kalktın 3 verdin ya. Yeniler var ya. Gerçekten senin sayende burada oynuyorlar. Ya resmen puan dağıtıyorsun. Ben 4'ten çıksam ne yapacaksın? Ya eti pişmiş dedin ya. Ha? Eti pişmiş 1. Hamuru ince. Hamuru ince diye ya. Ona bakarsan hamuru... ikinci tabağın hamuruna da ince dedin. 6 fazla kızarmamış dedin. 1 verdin. Ya eti pişmiş, hiçbirine pişmiş demedin etine. Bak, hiçbirinin etine. İkinci tabağa da 1 versen gam yemeyeceğim. İkisini bir şeyden eledim diyeceğim. Hiç beğenmediğine 3 verip beğendiğine sadece şekli ince diye ya ben oradan çıksam ne yapacaksın? Hayır kurumu olduğunla kalırsın. Dağıt dağıt. Hatta ona da 4 verseydin keşke ya. 5-4-4 yapmaya alışkınsın. Yeşim tabağıma haksızlık ediyorsun ama. Hayır kurumu demek ne demek? Yapmıyorum ya, sen benim... dinledin mi? Ben hiç uğraşmadım. Sen burada mıydın? Emek yapmadın mı? Emeğinden bahsetmiyorum. Mi? Yaptığı yorumları dinledin mi? Hayır, hayır kurumu yaptığı, ne demek yani? Hayır, yaptığı yoruma göre şu anda fazladan puan dağıtıyor. Beğenmediğim bir dedim tabağa, sen puan veremezsin. Ya zaten benim kayınvalidem de o eti yutamadım dedi. 5 evet, verdi. Evet, kuruttun dedi. Dedim sen ki, de sert dedin. Çiğ dedin gene sen. Gittin 3 verdin. Ya ben, ya gerçek bu medyumlara falan sesleniyorum. Buradan bu şans nasıl geliyor bir insana, bana da yapışsın artık yani. Yani 3'ü şans olarak görüyorsun. Tabii evet. Ki o tabağa o 3 puan şans. Normalde 1 verecekti o tabağa. Beğenmedi. Ben dedim ki direkt ilk biri oraya verecek herhalde. Çünkü hiç beğenmedi. Öyle yorum yaptım. Yok, 4. tabakta kimse bu sefer de 4. tabağa vermeme olayına Beyhan teyze ya. Alıştı ya. 4'tekinin hakkı yendi yani. Şimdi 4'e küs. 2'ye biraz ısınmaya başladın. Sen neye göre puan dağıtıyorsun ben hiç merak ediyorum. Hani ne yapmaya çalışıyorsun? Kolak. Hani 5, 4, 3 sallayayım da hani birinden biri muhakkak yeşime denk gelir. Nasıl olsa bulamıyorum. Şans işte. Doğru söze ne denir? Beyhan Ay. Sultan'dan, aşçımızdan 4 puan almak ne büyük bir şeref değil mi? 4 puanın sahibi gelin. Dört puan alan gelin. Açıyoruz. Aç. Tık. Yeşim. Şimdi benim ikinci tabaktan ne farkım oldu? Ne oldu? Ona 3 verdin bana. Beğendiğin tabağa 4, beğenmediğine 3 verdin. Bana ne faydan oldu şu anda senin? Yeşim çok haklısın. Yine. Haklısın ya bana, Yeşim. Haftanın 5 günü bulamıyorum var. Bulamıyorum artık, bulamıyorum yani. Evet, eskiden de bir buluyordum bir buluyordum var ya, dillere destan senin bulmuşluğun. Sen yani her gün 5-4-4, 5-3-4. Ben bir hafta boyunca zaten senden aldığım puanı ben nötr sayıyorum. Faydasız puan olarak görüyorum. Çünkü bana bir faydası yok. Sadece sen diğer kayınvalideye geçmem için bir geçişsin, bir köprüsün sadece. Senin puan vermen gerekiyor ki ben diğer kayınvalideye geçeyim. Sadece olsun. Çünkü bana fayda sağlayabilmen için beni şöyle çıkarman lazım, diğerlerini düşürmen lazım. Sen hayır, böyle böyle yapıyorsun bana. Şu an grafiğim böyle benim. Ha bazen şöyle dibe de attığın oluyor. O biri bana denk getirdiğin de oluyor. Şu anda ben 1'de de çıkabilirdim. Ben onun endişesini de yaşıyorum. Hani deminden beri onu yaşıyorum. Acaba 4. tabakta ben miyim? Çünkü senin orada tek elemen gereken tabağa puan vermen bana hiçbir artı değil. Ona niye 3 veriyorsun? Bana da 4 verdin yani. Ne oldu? Ondan bir puan fazlalaştım ben. İyi yapmama rağmen ondan bir tık üstteyim. Yeşim gerçekten bak. Heh. Yani dedim ki ya bir denk gelirse bir tane tabak farklı. Farklı olan tabak ikinci tabak ya. Geriye çekil de Beyhan teyze bir renklerine bak şu etlerin ya. Dur ben bak. Gözünü seveyim ya. Ne inceliymiş ya. Hadi benim tabağım değil artık, bana gelmedi bir. Ben onu konuşmuyorum da. Ya, hamuru çok ince. Bak bunlar bak. Heh. Tek ham ya siz diğer kayınvalide de aynı şekilde. Sadece hamura bakarak niye
Ya simsiyah et ya, simsiyah. Tamam, onda ha. Haklısınız, onda haklısınız. Ben pidelerine göre puan verdim. Yani bak, onun pidesi de çok... O önemli. Zaman eti koymasalardı Beyhan teyze, ha? Senin önüne sadece pideyi getirselerdi. Biz de sadece pideye odaklansaydık, et yapmasaydık burada. Sen pidenin inceliğine diyorsan ben buradan görüyorum. Bu beş verdiğin tabağı görüyorum, ince. Aynı incelikte. Ama kalını da var hayat. Ya kalın ince ne, ben anlamadım ya. Eleyeceksen, hani madem sen farklı tabağı eliyorsun ya, şöyle bir geri çekil. Simsiyah tabak burada duruyor. Elenecek tabak burada bariz. Ben burada da çıkabilirdim. Şunu eleyeceksin. Ben ya resmen 7 aydır hala sana bu dersleri verdiğime inanamıyorum ya. Şu anda biz nasıl bir hızda olmamız gerekiyor biliyor musun? Her gün gelip senin 5-1-1 yapacak pozisyonda olman gerekiyor. Ama biz şöyleyiz. Bir ileri, iki adım geri. Bir adım ileri, iki adım geri. Biz böyleyiz.